hocalarım ve değerli arkadaşlarım. Bilimsel kariyer ve teknoloji bölümümüz 3. oturumuyla devam ediyor. 3. oturum konuşmacımız Akın Soft Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek Bilgisayar Mühendisi Sayın Özgür Akın'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Arkadaşlar merhaba. Sizlerle olmak benim için bir onur, bir o kadar heyecan, bir o kadar keyif demek. Beni böyle bir salonda ağırladığınız için öncelikle topluluk grubunda emeği için arkadaşlarıma, hocalarıma ve sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün burada Akın Soft'un başarı hikayesini konuşacağız. Özgür Akın'ı biraz size tanıtacağım. Ama daha çok siz neredesiniz? Aslında ne yapıyorsunuz? Ne yapmanız gerekir? Ülkemizde yüksek teknoloji ne, nerede? Mühendislik ne düzeyde? Neler yaparsak biz de bu kademelerde yer alırız. Bunlara değinecek. Yalnız benim söyleyeceklerimi zaten birçoğunuz biliyor. Anlatacağım her şeyi biliyorsunuz aslında. Söyleyeceklerimi de biliyorsunuz ama idrak etmek. Aslında üzerine basa basa söyleyerek bazı şeyleri idrak etmeye çalışacağız. Yapmaya çalışacağımız bu ve önemli mesajlardan bir tanesi de birlikte olmaya çalışacağız. Öncelikle size kısaca hayatımdan bahsetmek istiyorum. Konya Seyitçiğir doğumluyum. İlk orta öğrenimi Konya'da tamamladım. Ve 1988'de lise eğitimine başladım. O dönemde elektronik bölümü olarak başlamıştım liseye. Birinci sınıf okuduktan sonra bilgisayar bölümü açıldı ve bilgisayar bölümüne yatay geçiş, daha doğrusu başarılı öğrencileri bilgisayar bölümüne alıyorlardı. Ben de ilk bilgisayar teknolojileriyle o tarihlerde tanıştım. Ve dedim ki, benim olmazsa olmazım mesleğim bilgisayar olmalı, bilgisayar teknolojileri olmalı. Ki mesleği seçerken kendime hep şunu söylüyordum. Şu mesleği yapabilir misin? Yaparım herhalde. Bunu yapabilir misin? Yaparım. Şunu yapabilir misin? Yaparım. Birçok mesleği böyle önümden sürekli geçiyorum. Sonra sordum, yani madem birçok meslekle haşır neşirsin, sen neyi yapamazsın? Neyi yapamazsan kendine meslek olarak onu seç. Dedim ve teknolojiyi yapamayacağımı anladım. Teknolojinin çok zor bir şey olduğunu, nankör bir şey olduğunu ve bugün sizler de teknolojinin neferlerisiniz. Belki başlangıç düzeyindesiniz ama yarın siz de bu bilim ordusunun içerisinde yer alacaksınız ve teknoloji üreteceksiniz. Teknoloji, dediğim gibi teknoloji mesleği nankör bir meslektir. Belki 3 yıl ara verdiğinizde ya da üzerine düşmediğinizde artık ondan hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Hiçbir şey vermiyor, hiçbir şey almıyorsunuz demektir. O anlamda ben de mesleğimi seçerken hayatımı meşgul edecek ve beni sürekli meşgul edecek bir meslek seçmek istedim ve 88'de teknolojiyle tanıştım. Bugün 24 sene oldu. 24 senedir hala teknoloji konusunda eğitim düzeni, eğitim süreçlerinde dahildir buna, üretim yapıyorum. Meslek sesi çıkışlı olduğum için üniversiteye girmekte bir takım sıkıntılar yaşadım. Bilgisayar mühendisliği o dönem çok azdı bizim girdiğimiz dönemde. 4-5 taneydi ve meslek liselerinde puan kırılıyordu. Diyorlardı ki siz mesleksiz çıkışlısınız, bundan dolayı bilgisayar konusuna hakimsiniz, sizi bilgisayar mühendisliğinize almayız, derdesine puan kırılıyordu ki günümüzde eğitimin hala problemlerinden bir tanesidir bu. Mesleğini erken seçen cezalandırılıyordu. Böyle bir dönemde bilgisayar mühendisliğine girmem çok zordu. Çünkü dediğim gibi zaten az sayıda gibi puanları çok yüksekti. 9 sene boyunca mühendisliğe girmeye çalıştım. ÖSS, ÖYS, hatta bunun içerisinde sonradan girdiğim işte KPDS, ÜDS, TAFL ya da benzeri sınavlarda sokarsam ÖSYM'nin en çok sınava giren öğrencisi olarak belki karşınıza çıkabilirim araştırmalarda. Bu biraz da inat etmekti. Bilgisayar programcılığını kazandım ilk üniversitem olarak. Ege Üniversitesi bilgisayar programcılığını bitirdim. Daha sonra Adana'ya gittim ve Adana'da 1. Kültür ve Sanat Festivali düzenledim. 20 yaşlardayım o zaman. Yaklaşık 250 bin kişilik bir organizasyondu. Ve üniversitede
aynı zamanda Adana Halkı ile birlikte birleştirerek işte paneller, söyleşiler, fuarlar, konserler, birçok etkinliği bir araya getirdik. Bir haftalık bir organizasyon düzenlemiştim. Ve 94'ten 95'e bir yıl süreyle Adana'da yaşadım. Daha sonra Konya'ya geçtim. Bu süre içerisinde açık öğretimden yönetim organizasyonunu bitirdim. Ve 95'te Akıl Soğuk'u kurdum. 95'te Akıl Soğuk'u kurduğumda Adana'daki organizasyondan çok cüzi bir kazancım oluşmuştu. Oradan aldığım çok nasıl söyleyeyim, ben hatta bugünün bareleriyle söyleyeyim, kutulardan bastırmıştım ilk sermaye olarak. Ondan da 1000 tane kutu bastırmıştım. Bugün herhalde 200-300 lirası gibi bir rakamla böyle bir sürece başlamıştık. Bir de bilgisayarım vardı. Eski bir bilgisayar, hard disk'i olmayan eski monitörlü bir bilgisayar. Böyle bir süreçte 95'te çok küçük bir ofiste, karanlık, güneş almayan, 9-10 metrekare ve sadece yakıt parası ödeyerek kalmış olduğum bir ofiste iş hayatıma başladım. O süre içerisinde sadece günlük hani karı toplumuna derler ya tabirlerindeyse, karı toplumuna çalışır gibi bir süreç içerisindeydim. Belki 1-2 sene bu şekilde gitti. Tabii ticareti çok iyi bilmiyorum. Ticaretin ne olduğunu bilmiyorum. Bir taraftan program yazıyorum, antisosyalim zaten. Diyaloglarım çok iyi değil. Dolayısıyla iş yerine ilk açtığımda iş yerine kimse girmesin diye dua ediyordum. Biriyle karşı karşıya girsen ben buna nasıl bir şey satarım, ondan nasıl para alabilirim gibi böyle kaygılar içerisindeydim. Tabii o günlerde geceleri yazılım geliştiriyordum, gündüz işletmemi işletiyordum. Ki geçenlerde yönetim toplantımda da geçen dediğim birkaç sene önce de böyle bir uygulama yapmıştım. Buzdolabı kartonun üzerinde yatıyorduk geceleri. Orada uyku ihtiyacını tamamlayıp yolda vakit kaybetmemek için iş yerine koyduğumuz biz buzdolabı kartonun üzerinde yatıp sabah tekrar kalkıp işimize devam ediyorduk. Şimdi bunları size niye anlatıyorum? Akıl Soğuk'u ya da Özgür Akın'ın bir noktada baktığınız zaman sizin sektörünüzde bir şeyler başarmış, bir şeyler yapmış bir insan olarak görebilirsiniz. Aslında ben hiçbir şey yapamadım. Yapamayışımın sebebi de işte birçok problemle karşı karşıya kalmış olmam. Yani benim sözlerimden bir tanesi der ki, bahaneler üretmeyin. Bahane üretecekseniz dinleyecek çok kişi var. Aslında ben de sürekli bahanelerimi anlatıyorum. Ama bahaneler içerisinde, imkansızlıklar içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bugün Akıl Soğuk 95'te kurulduğunda ilkeli bir kurum olarak kuruldu ve 28 yıllık vizyonlarını belirledi. Yani 28 sene sonra kurumun nerede olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği belirlenmişti kurulduğu ilk günlerde. Ve bunlar 2095'ten sayacak olursak 2000, 2005, 2010, 2015 ve 2023 vizyonlarıydı. Tabii biz bu dönem bunları açıklamaya başladığımızda küçük bir ofistesiniz ve diyorsunuz ki işte Türkiye'nin en büyük yazılım şirketi olacağım. Dünyanın yazılım devleri arasında yer alacağım. İşte robotik fabrikalar kuracağız, robot üreteceğiz. Plazalar inşa edeceğiz, robot fabrikalar yapacağız dediğinizde insanlar size bu adam herhalde bilgisayar teknolojileriyle kafayı yemiş düşüncesiyle bakıyordu. Böyle bir süreçte tabii ne yaparsınız? Kulaklarınızı tıkar, çalışmanıza devam edersiniz ki dediğim gibi antisosyal bir dönemdi zaten. Çok da önemli değil. Zaman ilerlemeye başladı. Bu arada hala bilgisayar mühendisi olma uhdesi var içerisinde. Yani bir gün bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ve dedim ki sınavlara hazırlan. Tekrar sınava hazırlan, tekrar gir. Her sene sınava giriyorum, 98'de artık karar verdim. Dedim ki bu sene sınava gireceksin ve bilgisayar mühendisliğini kazanacaksın. O sene internet olmazsa olmazımız olmuş. Her gün internetle haşırlaşıyoruz. Sürekli internet kullanıyoruz. Ve internet ciddi anlamda zaten zamanımızı alıyor. Ve ders çalışmaya çok da vakit kalmıyor aslında. Bir de internette kısmi olarak sosyalleşmeye de başladık. Chat dediğimiz, bugün belki sosyal medya dediğimiz şeyleri o günlerde de kullanıyorduk ve iletişim halindeydik. Dolayısıyla böyle bir süreçte ders çalışmanız çok zor. Ve dedim ki, Özgür Akın, beni kandırma. Bırak ders çalışmayı, her şeyi bırak, git filmizle, internetini kullan,
programını yaz, ne yaparsan yap. Sen bilgisayar mühendisi olamayacaksın dedi. Ve devam etti süreçler, devam etti. Sınava bir, bir buçuk ay kala bir anda fark etti. Bilgisayar mühendisi olma düşüncemi, o güne kadar verdiğim çabaları ve tekrar ele aldım. Bu kez bütün diğer detayları bıraktım. Odaklanmadan bahsediyorum. Sadece derslere odaklanarak, sadece müfredata odaklanarak bir, bir buçuk ay bir sürede hazırlandım ve bilgisayar mühendisliğini kazandım. Tabii bilgisayar mühendisleri o dönemde sayısı artmıştı artık. Puanlar da kısmen düşmüştü. Kazanma ihtimali biraz daha yükselmişti. Ve bilgisayar mühendisliği olarak lisansımı tamamladım. Sonra yüksek lisans dönemine geldim. Yüksek lisansta da endüstri mühendisliğinde yaptım. Yüksek lisansım ve şimdi de robotik teknolojilerinde doktora yapıyorum. Tabii sizler bugün lisans öğrencilerisiniz ve bir takım projelerle uğraşıyorsunuz. Bazı görevler, bazı projeler, ödevler alıyorsunuz ve bunları hazırlıyorsunuz. Bizim de, benim de o dönemlerde hazırladığım birçok proje vardı. Bugün o projelerin çoğu kurumunda ticarileştirilmiş durumdadır. Kurumumuz kurulduğunda ilkelerini belirleyip vizyonlarını belirlediğinde bunlardan 2005 yılı vizyonu Türkiye'de öncü bir firma olma, vergi rekortmeni olma ve dış ticaretin temellerini atma, yani ihracata başlama vardı. Böyle bir süreçte yazılımların lisans döneminde, ön lisans döneminde geliştirmiş olduğum yazılımların artık ticaretleşmeye başlamıştı. Yani bu bir ödevdir, projedir, bunu baştan sağlama yapayım, şu okulu bir bitireyim de sonra bir takım projeler geliştiririm derseniz yanılırsınız arkadaşlar. Çünkü üniversite bitmesi diye bir şey yoktur. Diploma alma diye bir süreç yoktur. Üniversite öğrencisi eş zamanlı olarak sanayide, endüstride yer alırsa ancak başarılıdır. Bugün staj programlarında bazı arkadaşlara bakıyorum, naylon staj yapıyorlar. Ya da staja gidiyor geliyor ama çok da kurumla işli dışı değil. Eğer staj programlarınız varsa ya da bir takım projeler hazırlıyorsanız mutlaka endüstriyle bir arada olun. Yani iş adamlarıyla, iş sahasıyla bir arada olun. Tabii bu süreç dediğimiz gibi bizim için de aynı şekilde işliyordu ve dediğim gibi geliştirmiş olduğum programları artık ticaretleştirmeye başlamıştım. Sonra yüksek lisansta geliştirmiş olduğum bir yazılımı, Volvox yazılımı, Volvox ERP, endüstri mühendisliği yazılımı kurumsallaştırıp paket haline getirip bugün 7 dilde ihracatı yapılan bir yazılım haline getirdik. Burada eğitimle iş hayatının paralel yürümesiydi aslında olayın başlangıç ve ipucu noktası ve bizi başarıya götüren yazılımların eş zamanlı olarak hem akademisyenlerden alınan bir takım veriler ve onun ticaretleştirilmesi ve pazara sunulmasıydı. Ve bu tür süreçler dediğim gibi kendiliğinden mi geldi ya da kendiliğinden mi oldu? Ben bunu yapabilir miydim? Ya da benim gidebileceğim nokta neresiydi? Bunu hep aslında kendimize soruyoruz. Ben neyi başarabilirim? Bir gün bilim adamları bir test yapıyorlar. Piremiri bir cam kavanozun içerisine dolduruyorlar ve üzerini kapatıyorlar. Cam kavanozu aşağıdan ısıtmaya başlıyorlar. Pireler zıplıyorlar sürekli. Cam kavanozda. Zıpladıklarında daha yükseğe ve 30 santim yüksekliğinde bir kavanoz bu. 30 santime geldiğinde kafalarını da yukarıya vurdukları için, kapağı vurdukları için 30 santimden fazla zıplamıyorlardı. Isıtıyorlar bu şekilde. Sonra kavanozun kapağını açıyor bilim adamları ve tekrar ısıtmaya başlıyorlar. Gireler zıplıyor. 30 santimden sonra zıplamaya başlıyor. Çünkü bir önceki deneyde 30 santimde kapılarda teneke vardı. Halbuki o kaldırıldı ama yine de oraya kadar zıplıyorlardı. Bu evrimsel koşullar mı arkadaşlar? Biz neyi yapabiliriz? Ya da benim sınırım nedir? Bunu belirlediğimiz için aslında birçok şeyi yapamıyoruz. Tabii bu sadece kendi iç dünyamızda oluşan bir olay değil. Bugüne kadar bize çocukluğumuzdan beri de birçok baskı hem yakın çevremizden, hem toplumsal yönetimden, medya tarafından ve sürekli bir şekilde yapılmaya başlar. Siz bunu yapamazsınız, siz edemezsiniz, sizin birçok probleminiz var, sizin önünüz açık değil, imkanlarınız yeterli değil, siz burada kötü bir eğitim alıyorsunuz ya da siz işte
laboratuvarlarımız yeterli değil gibi sürekli olumsuz tepkiler aldık. Ve bundan dolayı yapabileceğimiz projeler hep sınırlı kaldı. Ha bir de şunu söylediler, Amerika yeniden mi keşfedeceğiz? Hazırı burada var. Şunu yeniden mi yapacağız? Zaten yapmışlar. Özgün düşünmek için kesinlikle kopyalamamak gerekiyor. Bir proje oluşturacaksanız, herhangi bir ünite, herhangi bir şey geliştirecekseniz, bununla ilgili yapılanlara gidip bakmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü birçoğumuzun yaptığı şu, bir ürün mü geliştireceğiz, bir proje mi geliştireceğiz? Mutlaka gidip önce bir araştırıyoruz. Diyoruz ki bunu kim yapmış, nasıl yapmış, neresinde ne kullanmış. Bu bir anlamda sizin vizyonunuzu genişletir ya da işte bakış açınızı genişletir gibi görünse de aslında içinizdeki, beyninizdeki o yaratıcı gücü tamamen kömelten bir yapıdır. Bu şekilde davranmak, ha insanoğlu ancak bu kadar yapabiliyormuş düşüncesiyle yoğruluyorsunuz. Evet, insanlar sadece bunu yapabiliyormuş diyorsunuz. Ki ben kurumumu kurduğumda da bu ilkeyi kurmuştum. Dedim ki 15 sene boyunca hiçbir yazılıma, hiçbir projeye, hiçbir şeye bakılmayacak, ürüne bakılmayacak başka yazılım şirketlerine. Dolayısıyla kendi özgün yazılımlarımızı oluşturduk ve 2005 yılı vizyonunda da öncü olma kelimesi vardı. Bugün Türkiye'de yazılımlarımız açısından artık takip eden değil, takip edilen bir noktaya geldik. Birilerini takip ederseniz geçmeniz mümkün değildir. Vizyonlarımız dediğimiz gibi belirledik. Tabii bu süreç bizim için bir taraftan işlerken 2000'lerde artık bir grup oluşmaya başladı. Personel yapımız hızla büyümeye başladı. Ve artık orta ölçekli bir işletme olmaya başlamıştık. Tabii insanların dikkatini çekiyorsunuz. Medyanın dikkatini çekiyorsunuz. Ve soruyorlar. Diyorlar ki siz nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz ilk günlerde deli köyünün akıllısı diyorum ben ona. Ya da akıllı köyünün delisi de olur. Aynı şey diyor çünkü hepsi. Tellalim söylüyor. Biz dünya deliyiz. Bir gün burası dünyanın en büyük yazılım şirketleri arasında yer alacak. Bir gün burası yüksek teknoloji üretecek. Bir gün robotlar üreteceğiz. Diyorduk. Tabii bunu söylemek sizi nereye götürür? Bir kere söylerseniz hiçbir yere götürmez. Ama her yerde, her gün bunu söylerseniz ki insanın kendini geliştirmekteki en önemli metotlardan bir tanesi telkin metodudur. Kendinizi ve etrafınızı, kurumunuzu sürekli telkin altında tutmuş olursunuz. O yüzden odaklarınızı belirleyin. Ama yıldızları hedefleyin de gidemeseniz de çok yol kat edersiniz gibi bir mantıkla değil. Yıldızı hedeflemeyin. Gidemeyecekseniz orayı hedeflemeyeceksiniz. Gidebileceğiniz bir odağı belirleyin. Deyin ki ben şu olmak istiyorum, şu noktada şurada yer almak istiyorum. Benim projelerim şu şekilde olacak. Hedeflerinizi, vizyonlarınızı belirleyin ki bu yaşlarda belirlemeniz gerekiyor bunları. Ve bunları herkesle paylaşın. Etrafınızdaki herkesle paylaşın. Bu size dediğimiz gibi hem etrafta şahitler tutacaktır, hem de iç dünyada sizi sürekli tetikleyip sürekli kontrol altında tutacaktır. Ya olmazsa, ya yapamazsam ne olur? Her küsürde çıktım ben bas bas bağırdım söyledim. Ya dünyada ne olamazsak? Böyle bir kaygıya düştüm mü hiç? Böyle bir kaygıya hiçbir zaman düşmedim. Neden? Çünkü biz ülkemiz için birçok olumsuz şeyler söylenir. Milletimiz için de bazı olumsuz şeyler söylenir. İşte göğsümüzü kapatarak söyleriz. Bir Türk dünyaya bedeldir. Bir Türk dünyaya bedeldir deriz. Çok güzel. Oradan söylerler. İki Türk ne yapar? Geyik yapar derler. Şimdi Japonlara biz demişiz. Bir Türk 10 tane Japon işini yapar demişiz. Doğru. Japonlar kabul etmiş. Bir Türk 10 tane Japon işini yapabilir. Lakin 10 tane Japon bir araya gelirse 100 tane Türk işini. Bizim sorunumuz bu. Biz bir araya gelmeyi bilmiyoruz. Bir arada proje üretmeyi bilmiyoruz. Kenetlenmeyi bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz tek bir şey var, yanımızdakinin eteğine asılmak. Bilgimizi paylaşmıyoruz. Herkes şunu bilir. Bilgi paylaştıkça büyür. Yani bilgi paylaştıkça büyür. Bunu bilmek ayrı. Bunu gerçekten idrak edip uygulamak çok farklı bir şeydir. Bugün birçoğumuz, ben bile telkinle sürekli bastırdığım için yapıyorum. Bugün birçoğumuz kendi bilgilerini etrafından saklama, gizleme ihtiyacı duyar. Arkadaşlar, yanınızdakiyle paylaşırsanız ancak büyüyebilirsiniz.
Bu örneği her yerde anlatıyorum. Bir gün buğday yarışı düzenleniyor. En güzel buğdayı kim yapacak? En güzel buğdayları kim üretecek? Mehmet Efendi buğdayda birinci oluyor. Sonra tekrar düzenleniyor. Sonra her sene Mehmet Efendi buğday üretiminde birinci sırada. En güzel, en kaliteli buğdayları Mehmet Efendi üretiyor. Ve gidiyorlar soruyorlar, Mehmet Efendi sırrınız ne? Bu kadar güzel buğdaylar üretebiliyorsunuz. Mehmet Efendi diyor ki, sırrın ne olacak? En güzel tohumları komşularıma veriyorum sürekli. Etrafımdaki komşulara veriyorum sürekli. Nasıl diyor, en güzel tohumları onlara verir, siz nasıl birinci oluyorsunuz o zaman? Çünkü diyor, polenlenme tarihi geldiği zaman, günün mevsimi geldiğinde komşulardan rüzgarla birlikte o polenler bana uçuyor ve zaten en güzel tohumlamayı ben yapıyorum. Ve en güzel ürünleri de ben üretiyorum. Etrafınıza verirseniz alırsınız. Ne kadar çok verirseniz o kadar çok kişiden alırsınız. Ve liderler için söylediğim bir sözdür. Lider olunmaz. Lider doğulur. Bunu duymuşsunuzdur. Lakin biz hepimiz birer lideriz. Hepimiz lider olarak doğduk zaten. Birçok şeyi yürütebilecek, yapabilecek, kontrol edebilecek gücümüz, hakimiyetimiz var. Ama tek başımıza yürüdüğümüz için çok iyi gittiğimizi zannediyoruz. Sivriyoruz, sivriyoruz, sivriyoruz. Sonra bakıyorsunuz ki hiçbir şey yok. Etrafınızda hiçbir şey kalmamış. Projeniz açıkta. Akasoft'un başarılarından bir tanesi buna bağlıdır. Biz Akasoft ailesi diyoruz hatta ekibimize. Akasoft ailesi olarak merkezdeki, İstanbul Plaza'daki, hatta bayilerimizle, bölge bayilerimizle, çözüm ortaklarımızla, hatta müşterilerimizle bir aileyiz, bir bütünüz ve Türkiye'de yüksek teknoloji üreten, Türkiye'de yüksek teknolojiye destek veren bir grubuz, bir ekibiz arkadaşlar. Bu ekibin neferleri sizlersiniz, yeni üyeleri sizlersiniz ve böyle bir sürece gidiyorsunuz. Marka mı soruyorsunuz bana? Marka adı soğuk değil. Marka adı soğuk değil. Biz insan odağını vizyonumuzun tepesine koyduk. En büyük vizyonumuz budur. İnsana ve insanlığa değer verilmeyen köşe kalmasın. Evet çok güzel mühendisler olacaksınız. Çok iyi yerlerde olacaksınız. Ama bunların hepsi menfidir. Müsbet olan insandır. Önce insan olmasını diyeceğiz. Benim kurumumda girişte, plazamızın girişinde yazar. Siz doğru yaşayın, hayalleriniz plan, planlarınız gerçek olur. Bu çok ilkeli ve çok inanarak söylediğim ve dediğim gibi alnıma yazdığım bir sözdür. Aslında size de çok söyleyeyim. Çocukluğunuzdan bu yana hep oğlum doğru yaşa, kızım doğru yaşa, düzgün yaşa, paylaşımcı ol, arkadaşlarınla bir şeyleri paylaş. Hep verildi bu bize. Öğretmenlerimiz verdi. Kitaplar okuduk, kitaplarda almaya başladık. Üniversiteye gittik, felsefe okuduk, ideoloji okuduk, farklı bilgiler okuduk, büyük kitaplar okuduk. Hepsinde aynı bilgiler var. Doğru yaşa. Ve doğru yaşamak bu kadar önemli bir şeyse neden doğru yaşamıyoruz? Ya da doğru yaşadığımız zaman ne olur? Meyveleri ne olur? Bize katkısı, faydası ne olur? Dediğim gibi arkadaşlar, doğru yaşarsanız hayalleriniz planlarınızda gerçek olur. Bana soruyorlar, Özgür Bey, akıl soğutun bu kadar kısa sürede imkansızlıklar içerisinde bu kadar büyük bir kurum haline nasıl getirdiniz diye. Ben de bütün yüreğimle, bütün saflığım ve açıklığımla, şeffaflığımla açıklıyorum. Her yerde söylüyorum. Lakin söylemek değil, anlamak gerekir. Ki Mevlana'nın bir sözü der ki, bir insan güzel bir söz söylüyorsa, sözün güzelliği dinleyenin güzelliğindendir der. Bunu anlayabilmek önemli. Doğru olmak en önemli ilkedir. Başarıya giden önemli yollardan bir tanesi de inanmak arkadaşlar. Eğer inanırsanız orada olursunuz. Bugün bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği arkadaşlarımız var burada. Bunun dışında belki diğer mühendisliklerden ya da fakültelerden katılan arkadaşlarımız da var. Şimdi mühendislik ne? Etiketiniz ne? Markanız ne? Siz nereye gideceksiniz? Bakın ben size söyleyeyim. Alacağınız diploma. Avrupa'ya gitseniz, Amerika'ya gitseniz teknisyen yerine geçiyor.
Yani benim mühendisimi teknisyen yerine koyuyorlar. Neden mi? Daha basit bir örnek vereyim, daha net anlaşılsın. Düne kadar bakkallarımız vardı bizim. Ve bakkallara biz sürekli söylerdik. Bir araya alın, kenetlenin, birlikte iş üretin. Hayır, her biri başı uyup bir takım işler gerçekleştirdi. Hatta benim projelerimden bir tanesi bir DRP projesidir. Dağıtım kaynaklarının planlanması ve bütün bakkalların organizasyonunu gerçekleştiren bir yazılım projesi. Bakkallar odasına da sundum. Kabul görmedim. Bugün ne oldu? Bakkallarımızın hepsi, şarküterilerimizin, manavlarımızın hepsi işte Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen bir takım markalar altında tezgahlar oldular. Yarın mühendislerimiz de o noktaya gelecek. Eğer yerli üretim yapmazsanız, yerli teknoloji üretmezseniz yarın biz de o noktaya geliriz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ben işte bilmem ne kadar dolar maaş alırım. Sen kimsin? Ya da ben kimim yani? Biz kimiz? Önce onu bilmek gerekiyor. Bugün Anadolu'dan İstanbul'a beyin göç oluyor. İstanbul'dan da Avrupa'ya, Amerika'ya, yurt dışına beyin göç oluyor. Biz bas bas bağırıyoruz ama beyin göçünü önleyelim, engelleyelim. Beyin göçünü nasıl engelleyeceksiniz? Siz yatırım yapmazsanız, yatırımı yanlış yere yöneltirseniz, devlet ciddi anlamda, hükümet, devlet yatırımlarını doğru kaynaklara yönlendirmezse beyinlerimizi nasıl tutabiliriz bu? İlkeli olacağız. Eğer ilkeli olursak başaramayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Sizler dediğim gibi mühendislersiniz ve parlak zekaya sahipsiniz, analitik zekaya sahipsiniz. Birçok şeyi eş zamanlı olarak düşünüp üretebilirsiniz. Hatta bir fıkra var. Bir mühendis fıkrası anlatayım size. Dört tane mühendis bir arabaya biner. Araba giderken durur. Sonra hemen makine mühendisi der ki bu benim uzmanlık alanımdır. Bunun diyor motorunda bir sorun vardır kesinlikle. Orada elektrik elektronik mühendisi vardır. Bu da der ki yok bunun beyninde sorun var işte elektronik devrelerinde sorun vardır. Oraya bakar der. Sonra kimya mühendisi der ki bunun kesinlikle yakıt sisteminde bir sorun var. Mutlaka oradan kaynaklanır. Bilgisayar mühendisi de der ki inip bir daha bilelim. Belki devam ederdir. Şimdi bizim resetleme tuşlarımız var. Şimdi resetleme zamanımız geldi. Basalım. Bugüne kadar bir süreç yaşadınız. Bir şeyler gördünüz. Belli bir süreçten geçtiniz. Bakın doğru arkadaşlarımız ya da çok iyi noktada olan arkadaşlarımız vardır. Onları tenzih ediyorum. Ben buraya konuşurum. İstediğiniz kadar da alın. Ama belki bir şeylere başaramadığınızı görüyorsunuz. Emin olun arkadaşlar, hiçbirimizin birbirinden farkı yoktur. Hepimiz istediğiniz şeyi başarabiliriz. Sadece bunu inanıp kabul etmiyorlar. 95'te kurumumu kurduğumda dedim ki, 2010 yılında robotik faaliyetler konusunda Ar-Ge yürütmeye başlayacağım. Ve 2015'te de robot fabrikaları kuracağım dedim. O dönemde bana Türkiye'nin Bill Gates falan diyorlar işte. Tabi deli anlamında Türkiye'nin Bill Gates bu adam işte. Anlatıyor, konuşuyor. Buradan mı büyüyeceksin, o kadar kurum olacaksın falan. Böyle sürekli bir alaycı bir tavırla eleştiriler alıyordum. Sonra 15. yıl geldi. 2010 ki bir sene önce, ondan bir sene önce 2009 yılında robotik konusunda Ar-Ge faaliyetleri yürütmeye başladık. Plazamızın, Konya'daki plazamızın en üst katında 300 metrekare ve en alt katında da ağır tezgahların kurulduğu en alt katında yine 300 metrekare, 600 metrekare robotik laboratuvarlar oluşturduk. Bunu 2010'da yapacağımızı 95'te söylemek senaristler bile aklına gelmeyen bir temaydı. Senaristler bile böyle bir ütopik, uçuk bir şey söyleyemezler. Hele bunu bir de Konya'da o şartlar altında yapacaksınız. Ama ben o günlerde dedim ki 2023'te de bir vizyonum var. Ama 2023'ü söylersem insanların dengesi bozulur deyip 2023 vizyonunu henüz açıklamadım ben. 2023'ü çünkü sizlerle birlikte yapacağız. Ona hazırlanıyorum şu anda. Birçok üniversitede anlatarak birlik olarak yapacağımız güne hazırlanıyoruz.
2009'da robotik konusunda iki prototip belirledik. Bunlardan bir tanesi Akıncı bir tanıtımlar belki izlemişsinizdir. Bir tanesi de PNCL1 dediğimiz tarım robotu. Biz bunları tanıtırken hala da taşlamak isteyen birçok insan var. İşte diyorlar ki, ben mikrofonla oradan soruyorum, sözde, ki mikrofon zaten robotun üzerindeydi. Ben orada soruyorum, arka taraftan da bir tanesi başka bir mikrofonla cevap veriyormuş. Cevap veren robot değilmiş de, arkadan başka birisi cevap veriyormuş. Arkadaş, bunu her yerde söylüyorum. Diyorum ki, anıma bile yazdım, doğru yaşamayı. Ben kime yalan söylemişim bugüne kadar, kimi kandırmışım da ben seni kandıracağım. Ne ihtiyacım var? Bugüne kadar yaptıklarınızı fark etmediniz mi de bunu fark etmiyorsunuz? Neymiş, yürüyemiyormuş o. Zaten yürüyemiyor söyledim. Ya ben söyledim zaten, tanıtımda da yazıyor. Robotumuz yürümeyle ilgili tüm kas hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Fakat bazı hatalarımızdan dolayı, ki ilk prototipimiz bu, şu anda ikinci geliyor, koşacak. Aparatadan girecek. Bazı hatalarımızdan dolayı motorlarımız güçsüz, yetersiz geldi, redüksiyon sistemlerimizde bazı sorunlar oluştu. Biz yürüme bandında yürüme eylemini gerçekleştiriyoruz. Ama yürümüyor tabii ki. Bunları zaten belirtiyoruz. Bir gün ressamın bir tanesi, sizler proje yapacaksınız. Birçok ünite, birçok şey geliştireceksiniz. Ve ürünlerinizi beğenilmediğinde ben bu işi yapamıyorum deyip geri çekilmeyin. Çünkü herkes sizin gözünüzde göremez. Herkes sizin uzmanlık alanınızda düşünemez, bilemez. Bir gün ressamın bir tanesi bir çırak geliştiriyor. İşte kalkılıyor, artık diyor sen usta oldun. Sana bir görev, son görev. Güzel bir tane resim yapıyorsun ve şehrin en işlek noktasına asıyorsun diyor. Tamam efendim diyor. Diyor en güzel resmi yapıyor. Ve diyor altına bir tane kırmızı kalem bırakıyorsun. Resimde beğenmediğiniz yerleri işaretleriniz diyorsun. Tamam diyor, götürüyor resmini koyuyor, kırmızı kalemi koyuyor. Ertesi gün gelip baktığında resmin her yeri kırmızı kalemle çarpılmış. Üzülerek ustasının yanına koşuyor. Yok ki ustam diyor, resmi yaptım. Oldukça da iyi, sizin çok beğendiğiniz bir eserdi. Koydum oraya, herkes kırmızı kalemle çarpılmış. Demek ki ben hala olmamış. Şimdi diyor, bir resim daha yapıyorsun diyor. Ve yine aynı caddeye, işlek caddeye koyuyorsun. Yanına fırça, tuval ve boyalar koyuyorsun. Altına da not düşüyorsun. Beğenmediğiniz yerleri lütfen düzeltiniz diye yazıyorsun. Tamam diyor çırak. Daha doğrusu artık doğrusu oluyor. Ve götürüp resmini asıyor. Ertesi gün bir baktığında resimde hiçbir oynamanın olmadığını, her gün aynı şekilde kaldığını görüyor ve ustasının yanına koşarak gidiyor. Ustam diyor, tamam bir kez oldu diyor. Kimse diyor, eleştirmemiş resmini diyor. Birinci de diyor, sen İnsanlara sadece yıkıcı bir şekilde eleştirme hakkı verdim diyor kırmızı kalemle koyarak. İkinci de ise yapıcı eleştirme hakkı verdim. Ve kimse resim konusunda uzman olmadığından dolayı kimse seni eleştirmedi. Bugün robotik teknolojiler konusunda siz neyi bilirsiniz de benim ürünlerimi eleştirirsiniz, benim mühendislerimin yaptığını, sizlerin yapacaklarını eleştirirsiniz ki? Bırakın bu ülkede yüksek teknoloji nasıl üretiliyormuş gösterin birlikte. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Özgür Bey siz işte medyaya çok saldırıyorsunuz. Sürekli medyaya bir şeyler söylüyorsunuz. Ben medyaya saldırmıyorum arkadaşlar. Medyaya karşı hiçbir şeyim yok. Geliyorlar, olumsuz bir şey oldu mu sürekli yazarlar. Bir tanesiyle konuştuktan sonra söyledi. Sonra geldi arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız. Dedi ki Özgür Bey sizinden başarı hikayenizi yazmak istiyorum. İzin verirseniz başarı hikayenizi yazabilirim. Olumsuz şeyler yazacağın zaman izin almıyorum da güzel bir şey yazacaksın, onun mu? İşte izin alıyorsun. Ve maalesef haberlerinize bakın. Basında, ana bültenindeki haberlerinizin nelerin doldurduğunu. Ondan sonra diyelim ki beyin göçü oluyor. Tabi bu ülkede birçok beyin var. Sen bu ülkedeki beyinlerin yaptığına sahip çıkmazsan, bunları onere etmezsen, bu insanların yaptıklarını bir yerlerde sergilemezsen, desteklemezsen tutamazsın, kaybedersin. Teknokent'e girdim. Teknokent'e girerken destek programı diye girmek istememiştim.
kurumumuz sermaye şirketi değildir arkadaşlar. Ve hiçbir sermaye almadan bu noktaya geldi. Hiçbir yerden destek almadı. Hiçbir destek programında yer almadı. Lakin Teknokent'in üniversite içinde olması ve üniversite hocalarımızla birlikte proje yürütüyor olmamız beni heyecanlandırmıştı. Ve Teknokent'e girdik. Bizim projelerimiz de büyük projeler. Ve bana şu konuda soruşturma açıldı. Ben terk etmek zorunda kaldım Teknokent'i. Efendim bu kadar küçük bir ofisten nasıl bu kadar ciroları yapabilecek programlar üretebiliyorsunuz siz? Bilgisayar mühendisliği bir masa, bir sandalye demektir. Hala benim ülkemde bu bilinmiyor. Bu konuda sayfalarca yazı yazmak durumunda kaldık. Bir masa bir bilgisayar demektir. Bugün kurulan devasa şirketler hep bir kişi, iki kişilik gruplar halinde kurulmuş ve hep bir bilgisayarda yazılmıştır. Bacasız fabrika, bacasız fabrika. Söylemeye geldim mi çıkarsız kürsülerde konuşursunuz. Burada birçok bacasız fabrikanın işçisi var. Onları niye desteklemiyorsunuz madem bacasız fabrikada? Niye bunu açıklıyorsunuz? ...2011'in Ocak aylarında Amerika'da bir tane toplantı yapıldı. Toplantıda 10 tane büyük kurum. Bunlar dünya devleri. Bunların içerisinde Google var, Facebook var, Twitter var, Cisco var, Oracle var gibi kurumlar var. Ve Obama kaleni kaldırdı. Dedi ki, $1 trilyon masaya kaldırıyorum dedi. $1 trilyon şirketler bunlar arkadaşlar, 10 tanesi. $1 trilyon ne kadar olduğunu şöyle idrak etmeye çalıştım. Bu şirketlerin en eskisi 20-25 senelik, işte 30 senelik şirket, en yenileri de 5-6 senelik kurumlar. Bizim Türk Telekom'umuz 150 senelik bir kurum. Değil mi? Bunların hepsini biliyorsunuz. Ama idrak edip ayağa kalkamadık. Bütün rotamızı teknolojiye hala çeviremedik. Ama siyasiler, ama biz. Türk Telekom $17 milyar, $45 milyar civarında bir net rakam ediyor. 45 milyar gibi bir rakam. 150 yıllık kurum. 7 yıllık, 8 yıllık kurum, bugün Facebook hepinizin önünde olan, $100 milyar bir şirket şu anda. 7-8 yıl içerisinde bu noktaya kadar gelebilirler. Ha biz mi bunun neresindeyiz? Biz mi neden yapamıyoruz? Bugün birçoğunuz otursa, yazılımla ilgilenen arkadaşlarımız söylüyorum özellikle, Facebook gibi yazılımı çok rahat geliştirebilirsiniz. Çok rahat geliştirebilirsiniz. Bugün biz de rotayı çevirsek, benim ekibim bir ay içerisinde Facebook gibi bir yazılımı geliştirir. E niye yapmıyoruz? Çünkü sizin ÖSYM ya da E-Devlet'teki serverlarınız bile bir ÖSYM sınavı açıklandığı zaman çöküyor. Sınavlara bastırıyorsun, açıkladığı şey, işte özür dilerim şu puan aldı. Açıklayacağı yazı, tekst. Buna rağmen serverlar kilitleniyor. Efendim demiş çok yoğun. Adam 1 milyar kişiye video izletiyor. Fotoğraf yayınlıyor. O kadar yazı yayınlıyor. Birbiriyle iletişim halinde tutuyor. 1 milyar kişiyi Facebook'un bugün kapasitesi yaklaşık. Dünyanın 3. ülkesi olurdu ya Facebook ülke olsaydı. E biz niye yapmadık? Yıl 93. Türkiye'ye internet girdi. Ben Ege Üniversitesi'nde öğrenciyim. 12 Nisan 1993. İlk interneti kullananlardan birisiyim. Optü'de bir girdi ama biz link aracıyla, bitnet adlarıyla link aracıyla biz de o günlerde interneti kullanmaya başladık. Tabii internet bir mecra, bir dünya. Ve herkes bunun peşinde. Günlerimiz, gecelerimiz onun peşinde geçiyor. Sürekli inceliyoruz, araştırıyoruz. Kurumumu kurdum. Yıl 98'e geldi. Facebook 2004'te kurulmuş. 6 sene öncesi. Dedim ki, tabii bu her yerde söylüyorum da burada da söyleyeyim. Şerefsizim ben düşünmüştüm diye bir söz var, biliyor musunuz? Görüntülü radyo. 98'de ben düşünmüştüm. Kendime de güldüm, ağladım da oturdum. Şeyi kurdum, server'ı açtım. Adam girdiği zaman fotoğrafını koyabiliyordu. Bir takım yazılar paylaşabiliyordu. Sesli mesaj bırakabiliyordu. Arkadaşlarını ekleyebiliyordu oraya. Bugün Facebook'un çok ilkel bir halini düşündüm, yıl 98. Yaptım, lakin ben onu yaptığımda 56K modem server üzerine yapmıştım. 56K modemini daha önce kullanmış olan var mı aranızda? Bir saat, 1,5 saat bağlanmaya ulaşırsın bence. Hadi bağlandınız. Bugün siz 1 megabitle en düşük bağlanıyorsunuz. 10 megabite kadar çıkan
bağlantılarımız var. ADSL kabul edersek ki ADSL çok ilkel bir sistemdir. Onu söyleyeyim. Biz orada bugün 56K kilobyte per second. Yani. Bununla bağlanırken ISDN altyapısı kullanıyorlardı. Yani fiber optik altyapısıyla aynı anda belki 8-10 tane televizyonun naklen izleme altyapısı kullanıyorlardı. Dedik bir umut. Bu dedim bu yüzyıl, 21. yüzyıl ki 21. yüzyıl da henüz girmedik. 21. yüzyılda dünyayı sosyal medyaya yönetecektir. O yüzden sosyal medyada yer almamı istedim. Kurdum sistemi, baktım üyeler artmaya başladı. 57 tane üye buldum. Bunun arkadaş sayınız 200-300-500 bin, sizlerin ekli olan sanal arkadaş sayıları. 57 tane üye oldu, sistem çöktü. Kaldırmıyor. Motor kimde güçlü? Bu değil. Zemin kimde sağlam? Aslında projelerin, sistemlerin baktığı budur. Size hemen çok basit bir örnek veriyorum. 2700 motor bir arazi aracı. 50 cc'lik iki tekerli bir motor. Hangisi daha güçlü ve hızlı derece olabilir? Herkes bilir. Hangisi? Arazi aracı diyenler, motor diyenler, hiçbir şey diyenler. Nerede olduğunuza bağlısınız. Nerede olduğunuza bağlısınız. Arazi aracıyla eğer kumda gidiyorsanız, sonuna kadar gaza da bassanız, bir metre yol kat edemezsiniz. Ama adam, hala burnunda sivilce var, çıkmış ben buldum, yapıyor. 50 cc'lik motorla Atalan Üsküdar'a geçti. Dünyanın en büyük şirketi olacaklar. Ha diyeceksiniz ki, ne olacak? Ben sırtıma basılıp geçilmesine izin veriyorum. Onun için elimden gelen bütün çabayı sarf edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışı. Bireyler yok. Bir toplum var, bir millet var. Bu ülke kolay kurulmaz. Bu ülke keyfi alem kurulmaz. Bu ülke kanla kuruldu. Ve teknolojiyle taşlandıracağız. Bunu birlikte yapacağız arkadaşlar. Burada geçen sene bir neyim diyeyim ben size, aktivasyonum oldu, etkinliğim oldu. Bağımsız milletvekili adaylığını koydum. Amacım tek. Dedim ki teknoloji ülkesi Türkiye olacak. Ve lokalliğimden dolayı, Konya'da olduğundan dolayı teknoloji başkenti de Konya olacak. Tabii benim normalde kişisel vizyonlarımda 2015 yılı var siyasete atılmak için. Lakin bir takım taşları, ana taşları yerine koyduğum için en azından bir giriş yapayım. Mantığını siyasete girdim. Tek amacım vardı ve tek sloganım vardı. Teknoloji. Beni televizyondan anarken, evet çok farklı bir vekilimiz şimdi konuşma yapacak ve teknolojiyi ağzından düşürmeyen milletvekili adayımız diyerek lanse ediyorlardı. Dediğim gibi, Deliköy'ün akıllısı ya da akıl köyünün birisi gibi aldık elimize mikrofonu, araçlar, propagandalar, günlerce, 3-4 ay önce yine uyumadan gece gündüz çalışma yaptık konuda. Ve öyle bir noktaya geldik ki herkes artık inanıyor. Özgür Bey artık bir gün önce şeyden sipariş etmiş. Avrupa'dan küçük bir kart getirtirmiş. CNC tezgahının kartı bozulmuş. Sizler o kartın maliyetini aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Ülkenizde yapılırsa 1 lira. Dışarıdan gelip montaj ederseniz 100 lira. Direkt dışarıdan gelirse 1000 lira. Uzmanı da dışarıdan gelip takarsa 10 bin lira. Kart 1 lira aslında. Özgür Bey çok doğru bir konuya değindiniz. Geçenlerde şu karta şu kadar para ödedim. Keşke bunları burada yapabilsek. Ben çok seviyorum sizi. Güzel. Özgür Bey siz zaten Konya'mızda güzel faaliyetler yürütüyorsunuz. Beyin gücünü önlemeye başladınız. İnsanlarımız burada nitelik bir iş buluyorlar. Çok güzel. Özgür Bey çok güzel bir konuya değindiniz. En güzel sonuç. Ama ben size oy vermeyeceğim. Niye? Siz çok vatanınızı çok seviyorsunuz, milletinizi çok seviyorsunuz. Bakın İstanbul'a da gittiniz, kurumunuzu buraya kurdunuz. Ama ben size oy veriyorum. Neden? İşte ben şu partiye verdim hep, o partiye veriyorum sürekli. Bizim siyaset sistemimiz bile yanlış. Biz başbakan seçermiş gibi, parti seçermiş gibi milletvekili seçtik. Ha bu dönem geçer mi? Geçmez. Yol neyse, gereği neyse o da yapacak. Bunu size niye anlattım? Arkadaşlar. Ben oturur yazılımımı yaparım, ben oturur devremi planlarım, ben oturur tezgahımı yaparım, makinemi yaparım, da olmuyor bu işler. Birileri bu işin siyasetini de yapar.
Birileri bu işin siyah. Değilse ne olur? Anlattım biraz önce. Önünüzden sizin ne kadar motorunuz güçlü de olsa önünüzden iki tekerli bir motor basar geçer gider. Atadan Üsküdar'a geçerse sadece şerefsizim ben de düşünmüştüm demekle kalırsınız. O yüzden dediğim gibi gerekirse benim sırtıma basın geçin. Bizde bilgi sınırsız. Başka bunlara da değil. Akın Soğuk'un kaynakları, Özgür Akın'ın kaynakları, bütün öğrenci arkadaşlarımıza açık. Yeter ki birileri bu bayrağı alsın, daha ileriye getirebiliriz. Daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Biz şimdi robotik teknolojilerde neredeyiz? Ve neler yaptık? Hedefimiz ne? Ne noktaya getireceğiz? İlgili bölümler olduğu için biraz daha teknikte söyleyebilirim. Yine de çok sıkmak istemiyorum sizi. Akıncı bir, biliyorsunuz bir insansız robot. Ve görüntü işleme prosesleri var. Yani görüntü prosesleri diyelim ona. İmaj prosesi diyoruz. Şekilleri algılayabiliyor. Renkleri algılayabiliyor. Ve en önemlisi mesafe algılaması yapabiliyor. Şekiller derken çok karmaşık şekiller değil. Ama yorumlama kabiliyeti var. Doğru şekilleri doğru aralıklarda bulabiliyor. Farklı şekiller arasından seçimleme yapabiliyor. Takip edebiliyor. Bunun yanında ses işleme sistemi var. Ve söylediğinizi algılayıp kütüphane mantığıyla çalışıyor. Ses sisteminin işlemi birçok tekniği var. Şimdi kütüphane mantığıyla çalışıyor. Söylediklerinizi algılayıp ona uygun cevapları seçip uygun cevaplar verebiliyor. Bunun yanında biraz önce de belirttiğim gibi insanın hareketlerini yapması mümkün değil bir robotun. Çünkü insandaki kas sayısıyla bizdeki kas sayısı ölçülemez bile. Yani bir ayakta belki binlerce kas var. Siz bir robotta 5 tane 10 tane kas yapabilirsiniz. Kas hareketi yaptırabiliyorsunuz ama görüntü olarak kısmen insan hareketlerinin birçoğunu gerçekleştirebiliyor. Hastası olmasa bile. Birçoğunu gerçekleştirebiliyor. Biz bu noktada nelerle uğraştık? Nasıl bu noktaya geldik ve karşılaştığımız zorluklar neler? Şimdi robotikte 3 ana bilim dalı var aslında. Bunlardan bir tanesi elektronik. Bir tanesi mekanik, makine. Bir tanesi de yazılım. Yazılımla makine arasında, o hareket arasında elektronik bir köprüdür. Şimdi biz tamamını kendimiz tasarladık. Olay nereden başlıyor? Motorlar yüksek hızlı. Yüksek hızlı motorların hızını düşürmek gerekiyor. Redüksiyon dediğimiz bir takım güç dönüştürücü ünitelerle yapmamız lazım. Bunlar basit şeyler gibi gelebilir. Aslında çarpımlar gibi gelebilir ama robotiğe indiğinizde aradığınız hassasiyeti bulmak ve aradığınız dönüşüm oranlarını oluşturmak çok zor bir iş. Ve bugün o redüksiyon aletlerinin sadece piyasadaki fiyatlarını söylüyorum 2-3 bin eurolardan bahsediyoruz. En küçük bir tane redüksiyon aleti. Dönüşüm yapan küçük bir parça. Biz bunları kendimiz imal etmeye başladık. Bir takım işte Konya Sanayisi ile sürekli işledik ama git gel olmayacak dedik yatırımımızı artıralım. CNC tezgahı aldık bunun için. Ve şu anda kendi redüksiyonumuzu geliştiriyoruz. Harmonic Drive belki duymuşsunuzdur. Önünüze gerçek bir robotikle ulaşıyorsanız. Sonra elektronik konusunda kendi anakartlarımızı tasarlamaya başladık. Gömülü sistemlerde yazılımlarımızı geliştirmeye başladık. Ve kendi iletişim sistemimizi kurduk robot üzerinde. Yani bu pikleri kontrol eden bir ana mikroşenci. Ana mikroşenciyi de yorumlayıcıya gönderen ve orada yapay zeka yazılımlarının çalıştığı bir iletişim algoritması. Yapay zeka yazılımları bugün günümüzün olmazsa olmaz yazılımları olmak üzere. Eskiden insanlar ne beklerdi bilgisayardan? Bakardınız, çok çok eskiden sadece dokümantasyon için kullanılıyor bilgisayarlar. Her geçen gün gelişti, her geçen gün gelişti ama artık insanlar bilgisayar teknolojilerinin daha yakın olmasını istiyor kendisine. Yani daha ergonomik, daha insana hitap eder şekilde olmasını istiyor. Bugün sadece bir muhasebe programı yazıp verdiğimiz yeterli değil. Artık yorum istiyorlar. Yorumlamayı da yapay zeka yazılımları yapıyor. Günümüz yazılımları o teknolojiye doğru yönelmekte. Biz bu konuda çok iddialıyız. Yapay zeka yazılımları konusunda. Kendi geliştirdiğim birçok algoritma var. Bunları şu anda kendi robotumuzda uygulamadığımız için yayınlamadım. Gelişmiş bir robotumuzda uyguladıktan sonra sizlerle paylaşacağım zaten. İsteyen o yazılımlarınızı, o kodlarınızı, o algoritmalarınızı kullanabilirler istediği şekilde. Burada vermek istediğimiz şu, özgür yazılımlar. Duymuşsunuzdur.
Freeware yazılım değil, özgür yazılım. Kaynak kodu tamamen açık, geliştirmeye açık ve birlikte geliştirilen yazılımlardır bunlar. Bugün robotik teknolojilerde bu tür yazılımlara yer verilirse, dedim ya paylaşmaktan, bir arada yürümekten, bir arada hareket etmekten. Efendim biz çip üretemez miyiz? Hayır, siz çip üretemezsiniz. Üretmeyin de zaten. Bakın yapamazsınız diyor. Neden? Adam 20 senedir üretiyor. Ve dökülüyor yani, kum gibi çip dökülüyor da sen o adamla rekabet etmen mümkün değil. Yüksek teknoloji üreteceksen robotik teknolojileri yönel. Bugün dünya henüz yol kat etmiş değil ama herkes, büyük şirketlerin birçoğu buna rotasını çizmiş durumda. Amerika'da Boston Dynamics var. İnceleyebilirsiniz. İki tane prototip ürettiler onlarda. Bunlardan bir tanesi Pac-Man dediğimiz insansız robot. Bir tane de Big Dog dedikleri yük taşımak için robot ürettiler ki bizden biraz daha ilerler onlar. Biraz daha diyorum bak, bir arpa boyu aslında. Japonların robotlarını incelemişsinizdir. Onlar bir arpa boyu ilerler, gözünüz hiç korkmasın. Oturup bugünkü teknolojinizle, bugünkü bilginizle üzerine yoğunlaşırsanız çok rahat üretebileceğiniz robotlardır. Ama yarın endüstrileşmeye başladığı anda, seri üretime girmeye başladıkları anda kalite hızlı bir şekilde yükselmeye başlayacak. Ki robotik teknolojiler peki bugüne kadar bilinmiyor muydu? Neden gelişmedi? Bunların birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi güç üniteleri. Batarya eskiden, batarya teknolojileri gelişmediğinden dolayı mobil olamıyordu robotlar. Artık batarya teknolojileri gelişti. Mobil olan robotlar üretebiliyorsunuz. Ya da eski mikro işlemciler bu kadar hızlı değil. Yani işte image processing dediğimiz görüntü işleme olayı bu kadar basit bir şey değil. Arka planda belki yüzlerce algoritma, yüzlerce işlem bulunuyor. Dolayısıyla eski mikro işlemcilerin bunu yürütmesi mümkün değil. Keza diğer algoritmalar içinde. Dolayısıyla robotik teknolojilerin gelişmesi mümkün değil. Yeni yeni donanımlar buna izin vermeye başladı. Hızlı mikro işlemciler üretilmeye başlandı. Ve robotik teknolojiler dünyada boy göstermeye başladı. Ve yarın da bu böyle devam edecek. Siz şu anda buna hazırsınız. En dinamik döneminizdesiniz, en iyi döneminizdesiniz ve böyle bir sektör sizi bekliyor. Biz neresinden başlayacağız bu işe dedik? Tamam bekliyor da ben gideyim kendim hemen bir robot atölyesini kurayım, fabrikasını kurayım, ne yapayım, nereye yarayayım? Gibi sorularla karşı karşıyayız. Arkadaşlar yarın mezun olacaksınız. Belki 4. sınıf arkadaşlarımız var bunda ya da 3'ler 2'ler var fark etmez. Birkaç sene içerisinde mezun olacaksınız. Diplomanızı alacaksınız. Ve dediğim gibi sadece robotik değil. Yani konu robotikten de bahsettik. Bunun gibi birçok dalımız var. Teknolojinin birçok yapılabilecek dalı sektörü var. Ne yapmak istediğinizde siz öncelikle bir karar verin. Yani deyin ki ben en çok neden zevk alıyorum? Benim mesleğim ne, işim ne, ne olmalı, ne yaparsam zevk alıyorum. Ha şunu diyebilirsiniz, ben bilgisayar mühendisim ama bilgisayar sistemlerinde hiç zevk almıyorum. Yani ailem gönderdi. Bugün gidin bırakın onu. Ya da okulu bitirin ya da bir daha okulu okuyun. Fark etmez. Ama ömrünüz boyunca o kimliği taşımayın. Sevmediğiniz bir kimliği taşımayın. Çünkü geç oldu falan demeyin. Yani sizin için geç oldu falan diye düşünmeyin. Daha 4-5 yaşındasınız. Hayat yeni başlıyor. 20 yaşından öncesini saymayın. 18 yaşından öncesini saymayın. Yani bugün 2-3 yaşında 4 yaşındasınız. Çünkü yeni ben kimliğini almaya başladınız. Hayata yeni tatmaya, yeni bir birey olmaya başladınız ve kimliğinizi üniversite mezunu olarak işinizi aldığınız zaman tam olarak taşıyacaksınız. Dolayısıyla ömrünüz boyunca, ki ömür ölçülebilir, bilinir bir rakam şey değildir, uzunluk değildir ama ortalamaya bakacak olursak bugün 70-80 yıl Türkiye'de böyle bir süre içerisinde bu kimliği taşıyacaksınız. O yüzden yol erkenken karar verin. Ben ne olmak, ne yapmak istiyorum? Ben genelinizin lisan mühendisliğini, elektrik elektronik mühendisliğini, makine mühendisliğini ya da diğer bölümlerdeki arkadaşlarımı sayamadığım severek, isteyerek geldiğinizi kabul ediyorum. Lakin bu da yeterli. Yani bir mülakata gittiniz, bir iş sahasına gittiniz. Eskiden küçük işletmelerle personel alınırken sorarlardı. Ne iş yaparsın evladım? Her işi yapar mı abi? Duymuşsunuzdur. Ne yapar? Bu adam hiçbir iş yapamaz. Her işi yapar mı abi diyen adam hiçbir iş yapamaz. Aynı şekilde size de soracak. Ne iş yaparsınız? Elektronik mühendisi mi abi? Demek ki hiçbir iş yapamıyor. Ya bilgisayar mühendisi demek ki hiçbir iş yapamıyor. Yeterlilik, uzmanlık.
hangi dalda, hangi konuda uzman olduğunuzu net bir şekilde belirleyin. Deyin ki ben şu dalda uzmanım, şu konuda uzmanım. Benim ofisimize geldiniz. Özürlükte olarak söylemiyorum, herhangi bir işletmede genel bakış açısı budur. Ben bilgisayar mühendisinden örnek vereyim. Girdiniz dediniz ki ne konuda uzmansınız? Ya ben bilgisayar mühendisiyim, her dalda çalışabilirim. Hiç tercih edilmeyen bir personel demiştir. Ama biz PHP uzmanı alıyoruz. Web konusunda PHP uzmanı alıyoruz. Personel geldi. Ne iş yapıyorsunuz? İşte ben bilgisayar mühendisiyim. PHP'de uzman mısınız? Hayır, PHP'nin uzman kalanı değil. Ne sizin uzman kalanınız? Yapay zekalar. Benim ihtiyacım yok yapay zekalara. Ama alırım bana. Neden? Adam kendini biliyor. İşini biliyor. Almadın mı? Hemen ajanda anlatılır. Bütün işletmelerde genel mantıklıdır. Mutlaka size göre orada iş vardır. Ve aranıp bulunursunuz olmasa bile birileri tarafından. Dolayısıyla altında tekrar çiziyorum, uzmanlaşın. Bir konu seçin. Çünkü elektrik, elektronik ya da bilgisayar ya da makine ya da endüstri mühendisliği diğer bölümler dalı çok gelir. Artık eski dünyada yaşamıyorsunuz. Eskiden ne vardı? İşte demirci, ekmekçi, ondan sonra değirmenci, demirci saymış mıydı? Kaymış mıydı? Gibi 3-4 tane meslek vardı. Dolayısıyla günümüzde binlerce meslek var ve her geçen gün yeni meslekler de doğuyor. Çok fazla insan var, branşlaşma var, uzmanlaşma var. Uzmanlaşırsanız kazanırsınız. Kuruma gittiniz, uzmanlaştık. Sordunuz işte ne konuda, ben mobil yazılımlar konusunda uzmanım. Acaba bu adam işe alınır mı? Akıl soğuk için söylüyorum ama dediğim gibi birçok kurum içinde aynı şeyler geçerlidir. Bu özel sektör olabilir, kamu olabilir, belki de kendiniz yatırımcı, girişimci olacaksınız, kendi işletmenizi kuracaksınız. Bunlar da olabilir. Arkadaşlar, hiçbir zaman insani değerleri hiçbir şeyin önünde tutmayın. Bak, insani değerlerimizi işte, etiğimizi, kültürümüzü yani. Değerlerimizi hiçbir şeyin önünde tutmayın. O insanların gidebileceği yer sınırlıdır. Önce alnınız ak olacak. Dimdik yürüyeceksiniz, dimdik duracaksınız. Değerlerinizi hep taşıyacaksınız. Biz ondan ibret halinde. Ve bugün biliyorsunuz davaları da görüyorum, takım süreçleri. Hani anlattık ya, adamlar atalı üstlüklere geçiyorlar. Nasıl geçiyorlar biliyor musunuz? Siz bir dönem birbirinizle kavga ediyordunuz, dalaşıyordunuz sürekli. İşte sen sağdasın, sen soldasın diye birbirinizle dalaşıyordunuz. Sen ileridesin, sen geridesin demeye başladılar sonra. Senin rengin açık, senin rengin koyu demeye başladılar. Senin inançların şöyle, senin inancın böyle, sen kapalısın, sen açıksın, sen şuraya gitmişsin, sen gitmemişsin gibi birçok Lime bizi böldüler. Bir dönem kardeş kardeşle kalkıyordu ülkede. Kardeş kardeş buluyordu. Arkadaşlar. Ha, o dönemde de işte o adamlar zemin yapıyorlardı kendilerine. Artık böyle şeylere katılmayacağız. Biz birliyiz. Biz birlikte bir gücüz. Birbirimize uğraşmaya. Uğraşacak adam mı istiyorsun? Uğraşacak adam mı istiyorsun? Bak mahallendeyken mahalle arkadaşınla kavga edersin. Başka bir yere gittin mi mahallemde oturduğu için o adamı seversin. İlindeyken sevmezsin ama dışarı çıktın mı benim hemşerim dersin. Ülkendeyken milletini sevmezsin belki ama dışarı çıktın mı, yurt dışına çıktın mı böyle kardeşini görmüş gibi sarılırsın. Aynı şey dünya içinde geçer. Belki uzaya gitmediniz ama uzaya giderseniz ki empati yapın. Uzaya giderseniz bir insan gördüğünüz zaman sarılırsınız. Bunun için şimdiden odaklanın. Önce insanı seveceğiz. Bu değerler ucuz şeyler değil. Maalesef pazarda falan da satılmıyor. Bu değerlerin hepsi içinizde var. Olduğumuz gibi göreceğiz, göründüğümüz gibi olacağız. Taşıdığımız kimliği beğenmiyorsak burada bırakacağız. Dediğimiz gibi böyle bir süreç sizi bekliyor. Diplomamızı alacağız. Mülakatlara gireceğiz. Uzmanlık alanlarımız kontrol edildi ve bir takım teknik testlere tabi tutulacağız. Teknik testlerde şimdiden hazır projeleriniz varsa onlar mutlaka çeki düzendir. Diyelim ki benim şöyle bir projem var ve bu projenin size özel olduğunu düşünüyorum.
bir kuruma girmek için çok önemlidir. Size özel olduğunu düşünüyorum bakın. Mutlaka mülakata gitmeden önce kurumu araştırın. Kurumu tanıyın. Kurum ne yapmış, ne ediyor, nerelerde ve ben nerede yer alırım? Gidin direkt söyleyin Özgür Bey. Ben şurada çalışmak istiyorum. Ya da işte sayın müdürüm kimle görüşüyorsun. Ben sizin şu departmanınızda şu bölüm tam bana göre uygun. Burada şu projeleri üretebileceğini düşünüyorum deyip büyük oranda işe alabilirsiniz. Kişisel gelişim uzmanları anlatıyor. Efendim işte şöyle duracağım, şunu diyeceksin, şunlara cevap vereceğim, bunlar öyle bir şey yok. Rahat olun. Çünkü sizler mühendisiniz. Bir mühendisten biz sosyallik beklemeyiz. Ama çok iyi konuşsun, tarzı çok iyi olsun, presentable olsun, şöyle olsun, böyle. Yok arkadaşlar. Üretken adam zaten gözlerinden belliymiş. Bir şey üretecek adam gözünden belliymiş. Biraz da el ayağı fazla oynar benim tabirimle. Şimdi, tabii mühendislerin farklı özellikleri var. İki tane mühendis öğrenci kampüste yürüyorlar. Mühendisin birinin yanında bir tane bisiklet var. Diyor ki ya bisiklet çok güzelmiş. Diğer mühendis o elinde bisikleti bir mühendise soruyor. Bisiklet çok güzelmiş diyor. Nereden aldın diyor. Ya sorma diyor. Dün diyor bir tane kız geldi diyor. Elinde bisiklet geliyor. Ondan sonra bisikleti diyor çimlere bıraktı diyor. Sonra soyundu orada diyor. İstersen diyor bisikleti al, istersen beni al demiş. Ben de diyor bisikleti aldım diyor. Öbür mühendis de diyor ki çok iyi yapmışsın diyor çünkü o elbiseler zaten sana olmaz diyor. Tabii bu kadar da gözümüz kapalı değil. Biz de soracağız. Biz de yaşamayı biliyoruz. Biz de şiir yazabiliriz. Biz de fotoğraf çekebiliriz. Biz... Arkadaşlar. Biz dediğimiz gibi bu ülkenin bilim adamları olacağız. Bu ülke için yüksek teknoloji üreteceğiz. Böyle bir süreç sizi bekliyor. Lakin demeyin ki zor şartlardan geçtik. İmkanlarınız yetersiz. Probleminiz var. Şunu yapamam, bunu yapamam demeyin. Bugün Akınsoft 9 metrekare bir ofiste kurdu. Hardiski olmayan bir bilgisayarda yazılım geliştirdi. İlk bilgisayarın siyah küçük disketlerde satmaya çalıştı. 400 tane muhasebe şirketini gezerek ilk yazılımını sattı. Bugün geldiği nokta 13 ülkede 2000'in üzerinde bayağı 120 aşkın yazılım, yüzlerce çalışanı ve robotik teknolojilerde yani yüksek teknolojide üretim yapan bir kurum noktasına geldik. Bunu nasıl geldik dediğim gibi sadece inançlarımızla. Ve bir de benim söylediğim bir şey var. Bizde bir tane düğme var aslında. İnsanoğlunda bir tane düğme vardır. Düğmeye bastığınız anda istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu inanma düğmesi. Diyorsunuz ki ben inanırsam her şeyi yapabilirim, her şeyi gerçekleştirebilirim diyorsunuz. Bunu ilkokul 3. sınıfta fark ettim. Dedim ki Özgür Akın, inanırsan her şeyi yapabilirsin. Nasıl dedim yani? Her şeyi yapabilir miyim? Yaparsın. Hadi dedim boşlukta yürüyeceğim. Tamam, yürürsün dedim. İnanıyor musun dedim? İnanıyorum dedim boşlukta yürüyeceğim. Yürü. Şöyle bir duvarın önüne çıktım, evimizin önünde ve boşluğa doğru yürüyorum. Attım böyle, boşlukta küp aşağı. Olmadı. Tekrar deniyorum, boşlukta tekrar düşüyorum. Tekrar denedim. Defalarca denedim. Yavaş yavaş adımlarımı götürüyorum bu şekilde. Yine düşüyorum. Dedim ki sen beni kandırdın. Hani inanırsan boşlukta yürüyebilirdim. Sonradan farkına vardım ki gerçekten inanmamışım boşlukta yürüyeceğim. Çünkü boşlukta yürüyeceğim inansaydım küçük bir duvardan değil 10 katlı binanın tepesinden boşlukta yürüyordum. İnanıyorum demek de olmaz. Gerçekten inanacaksınız. İnanmak idrak etmektir, kabul etmektir, görmektir. Görürseniz orada olursunuz arkadaşlar. Boşlukta yürümeyle ilgili diyeceksiniz başka adam yok mu? Chris Angel'in internetten araştırın. Boşlukta yürüyen adam apartmanlar arasında endemler. Bu kez adam da korkmuş. Yani şimdi ya ben cin midir, in midir derler ve hani orta çağda olur ya öyle adamları taşlar var, öldürürler falan. Korktuğundan dolayı kendini illüzyonist olarak tanıtıyor. Diyor ki aslında ben yürümüyorum da boşlukta, illüzyon yapıyorum diyor. Hayır adam inanmanın farkına varmış, boşlukta yürüyor, haberiniz olsun. Siz de yapacaksınız. Siz de ülkemin en güzel, en büyük projelerini geliştireceksiniz. En yüksek teknolojiyi biz burada birlikte üreteceğiz.
Arkadaşlar, birbirimize destek olalım. Bugün burada ben size bir şeyler vermeye çalıştım. Belki hayat hikayemizden, kurum hikayemizden bir şeyler aktarmaya çalıştım. Yarın sizler bu kürsüye yer alacaksınız. Sizden sonrakilere aktaracaksınız. Umut ediyorum, teknoloji ülkesi Türkiye diyorum ve sizlerle birlikte hepinize teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşınız varsa soru alabilirim. Birkaç tane sorunuza cevap verebilirim. Öğrenci projelerine yardım ediyor musunuz? Sponsorluk, uluslararası olsun, uluslararası... Öğrenci? Projelerine. Projelerine. Evet. Arkadaşlar, benim kurumum 17 yıllık bir kurum. Ve kuruluşun tek amacı insanlarla iç içe olabilmek, insanlarla bir şeyler üretebilmek. Bir süre tabii kendi yağında kavrulmak için birçok zor yollardan geçti. Sonra insanlara iş sahası, iş alanları oluşturmaya başladı ve 2008'den sonra da yoğun bir şekilde sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya başladı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi arkadaşımızın belirttiği gibi sponsorluklar. Ve özellikle de öğrenci hareketlerine, öğrenci faaliyetlerine, etkinliklerine sponsor olmaya çalışıyoruz. Ama bize çok talep geliyor, onu da belirteyim. Bir projeniz varsa, projenizle ilgili bir dosya oluşturun, bizim halkla işgal departmanımıza gönderin. Bu bir yarışmaya katılım olabilir, bir etkinlik olabilir, farklı bir şey olabilir ki birçok üniversitede de biz etkinliklere sponsor olduk. Tabii ki elimizden gelen çabayı sarf ederiz, en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Ama dediğim gibi çok fazla talep var, biz de mutlaka onların içerisinden elemek durumunda kalabiliyoruz. Öğrencilerle iç içeyiz, gerekeni yaparız. Ben teşekkür ederim. Ben de robotik teknolojilerle ilgileniyorum ama sorular biraz teknik olacak. Bu akıncı robotunun bu eklemlerindeki robot şeyler step motor mu kullandınız yoksa farklı bir sistem mi kullandınız? Servo motorlar kullandınız. Servo motorlar kullandınız. Bir diğeri de bu resim işleme konusunda MATLAB gibi bir paket program kullandınız yoksa C tarzında kendi geliştirdiğiniz programları mı kullandınız? Evet. Şimdi bir gün Albert Einstein böyle şeylere gidiyor. Üniversitelere gidiyor, sürekli konuşmalar yapıyor. Sorunuzu cevaplayacağım. Her yerde konuşuyor falan. Şoförü bir gün diyor ki, ben diyor sizin ne konuştuğunuzu öğrendim diyor. Bir kere de ben konuşayım sizin yanınıza diyor çıkıp şeyi. Kürsüye diyor. Tamam olur diyor, zaten orada çok tanımadılar. Benim pelerimi giy diyor. Güzel bir şekilde konuşmanı sen yap diyor. Ben de diyor arka tarafta oturayım diyor. Şoförü. Şoför pelerinden değişiyorlar, şoför çıkıyor kürsüye güzelce konuşuyor, anlatıyor. Bir takım sorular geliyor, birinci soru geliyor, güzelce cevaplıyor. İkinci soru geliyor, basından geldiği soru işte. Son teorisiyle ilgilençlerim ve konuya hakim değil şoför ya. Diyor ki, ya böyle basit sorular sormayın, bunu benim şoför bilebilir diyor. Einstein'in gösteriyor tabii. Şimdi, o konuda kendi yazılımlarımızı geliştirdik, kendi algoritmalarımızı geliştirdik. Herhangi bir yardımcı program kullanmıyoruz. Daha çok C# üzerinde geliştirdiğimiz algoritmalarla kendimiz yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. Hasan Bey, benim sorum sizin robotik departmanla alakalı olacak. Robotik departmanında mekanik sistem analizi yaparak sonlu elemanlar metodu ve robot tekniği yani mekanizma ve makine dinamiği olarak analiz yapıyor musunuz? Tam alamadım sorunu, tekrar alayım. Şimdi yaptığınız akıncı robotta yani hareket analizini yani sonda elemanlar metoduyla veya mekanik ve mekanik analizini bu programları yapıyor musunuz? Ya mutlaka birçok analizler yapılıyor, alınan veriler işleniyor, belli formülasyonlar dahil tutuyor. Bunun içerisinde fizik formülleri dahil, matematik formülleri dahil birçok formül kullanılıyor. Pardon? Sonda elemanlar metodu. O neymiş? Sistem metodu. Mesela örnek vereyim. Nasıl diyeyim size? Herhangi bir şey gidiyor böyle. ASELSAN kullanıyor. Mesela öndeki uçağı vuracak füzeyi atıyor böyle. Kaç dakikasını, ne kadar eğim açıyla ve ne kadar sürede vuracağını hesaplayan yani bilgisayar programını yapıyor. Tabii ki canım. Dediğim gibi yani o... Bir de sayısal analizin daha üstün versiyonu gibi. Fizik, matematik dediğim onu kapsıyor zaten. Yani hareketle ilgili bildiğimiz birçok formülü, matematikte integrale kadar birçok formülü kullanıyoruz bu konularda. Dediğimiz gibi olay sadece böyle hareket ediyor olduğunu görseniz bile arka planda birçok algoritma çalışıyor.
ataletinden tutun, o fizikteki açısal hareketler, yapacağı birleşik hareketlere kadar birçok şey hesap edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, beni burada dinlediğiniz, ağırladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi Konya'dan bir arkadaşlarına hediye getireyim bu organizasyonu gerçekleştiren Liza Çiçeği. Liza Çiçeği'nin herhalde hikayesini okumuşsunuzdur ya da okumayan varsa bu okula yazıp okuyabilir. Liza Çiçeği benim geliştirmiş olduğum bir çiçektir. Biraz genetikle de ilgilendiğimiz için 20 yıl boyunca beni takip etmiş ve birçok değişime uğramış, kurumumuzun sembolü haline gelmiş bir çiçek, bir başarı öyküsü çiçeği, performans çiçeğidir. Sizin performansınıza göre şekil alan, büyüme hızını belirleyen bir çiçektir. Bu organizasyonu düzenleyen iki arkadaşımı alırsam onlara takdim etmek istiyorum. Buyurun. Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Alparslan Duysal sahneye davet ediyoruz.